Herkese merhaba. Yüzyıllardır yaşayan yaratıklardan, Jurassic Park'ta taklit edilen dinozorlara kadar işte karşınızda dinozorlar hakkında sizi şaşkına çevirecek 10 gerçek. Dinozorların neslinin tükenmesi yavaş gerçekleşti. Biz dinozorların sonunun bir göktaşından dolayı geldiğini düşünürüz. Fakat dünyaya çarpan bir alev topu sonucu birden ortadan kaybolmaktan çok, dinozorların neslinin tükenmesi çok daha yavaş gerçekleşen bir süreçti. Hatta tamamen gerçekleşmesi 100 hatta 1000 yıllar almış olabilir. Yucatan Yarımadası'na düşen göktaşı dünyanın iklimini değiştirdi. Sıcaklıklar düşmeye başladı ve tozlu havadan ötürü daha az güneş ışığı yüzeye ulaşır oldu. Bu da bitkilerin gelişimini sekteye uğrattı ve tüm besin zincirini alt üst etti. İlk olarak büyük dinozorlar öldü. Çünkü hayatlarını idame ettirmek için daha fazla besine ihtiyaç duyuyorlardı. Az yiyecek bulunması onların sonunu getirdi. Ve bu da bazı küçük hayvanların daha uzun yaşamasını sağladı. Uzak bölgelerde yaşayan bazıları çoğu türden daha uzun yaşadı. Fakat sonunda onlar da kurtulamadılar. Tabii ki her şey de yok olmadı. Memelilerin ilk ataları ve birkaç başka tür daha hayatta kalmayı başardı. Dinozorlar dünyayı yöneten ilk kertenkeleler değillerdi. Dinozorları genellikle kertenkele evriminin dünyaya hükmeden dönemi olarak biliriz. Fakat bunu yapan ilk kertenkeleler değillerdi. Dinozorlar bizim bildiğimiz hallerine bundan 230 milyon yıl önce Triyasik dönemde evrilmişlerdir. Bu dönem tüm kıtaların birleşik olduğu süper kıta Pangea zamanında ilk olarak şimdiki Güney Amerika'da geliştiler. Bundan önce ise dünyaya hükmeden kertenkele anlamına gelen Archosauruslar vardı. Teknik olarak dinozorlar da Archosauruslu fakat kuşlar, timsahlar ve 235 milyon yıl önce yaşamış tarih öncesi timsahımsı canavar da öyleydi. Dinozorlar ancak 200 milyon yıl önce Jurassic dönemin başında dünyaya gerçekten hükmetmeye başladılar. En zeki dinozor. Bazı dinozorların işlerini halletmek için iki beyne ihtiyaçları olduğunu duymuş olabilirsiniz. Fakat bazıları ise bir zeka kırıntısı bile barındırmıyorlardı. Tam olarak öyle demek doğru olmayabilir. Örneğin, troodonlar kendi bünyelerine göre oldukça büyük beyinlere sahiplerdi. Bunlar 76 milyon yıl önce Kretasi döneminde yaşayan kuş benzeri dinozorlardı. 3 metrelik boylarıyla şimdiki kertenkelelerden çok daha büyük beyinlere sahiplerdi ve şimdiki kuşlarla eşit zeka düzeyindelerdi. Bu kadar büyük beyinlere sahip olmalarının sebeplerinden birisi oldukça büyük gözlere sahip olmaları. Soğuk ve karanlık Kuzey Amerika'da yaşıyorlardı ve alabilecekleri tüm ışığa ihtiyaçları vardı. Bu sebepten dolayı da işlenmesi gereken çok fazla veri vardı ki bu da büyük bir beyin gerektiriyor. Eğer dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olmamış olsalardı, insan zekasına erişebilirler miydi asla bilemeyeceğiz. Günleri daha kısaydı. Dinozorlar zamanındaki dünya şimdikinden çok farklıydı. Dünya jeolojik olarak çok daha aktifti. Yani volkanik patlamalar ve depremler çok daha sık gerçekleşiyordu ve kıtalar bundan yalnızca 175 milyon yıl önce birbirinden ayrılmaya başladı. Yani ilk dinozor doğduktan 50 milyon yıl sonra ki bu oldukça uzun bir zaman dilimi, dahası o zamanlar günler daha kısaydı ve yıllar da daha uzundu. Dünyanın kendi etrafında dönmesi 23 saat, güneş etrafında bir turunu tamamlaması ise 385 gün sürüyordu. Güneş ve ay tarafından etkilenen dönüş hızları zaman içinde şimdiki haline geldi. Bundan 200 milyon yıl sonra da günler daha uzun, yıllarsa daha kısa olacaklar. Dinozorlar zamanında ay da şimdikinden farklı görünüyordu çünkü sürekli olarak dünyadan uzaklaşıyor ve bu yüzden 200 milyon yıl önce ay muhtemelen şimdikinden daha büyük görünüyordu. Bu da güneş tutulmalarının daha sık gerçekleştiği ve ay tutulmalarının da dünyanın gölgesi ayı kapatmaya yeterli olmadığı için asla gerçekleşmediği anlamına geliyor. Pireleri kocamandı. Eğer evcil hayvanınız varsa ve pirelendiyse bu minik yaratıkların ne kadar sinir bozucu olduklarını biliyorsunuzdur. Fakat dinozorların pireleri şimdikilerle kıyas götürmezdi. Pirelerin memelilerle birlikte ortaya çıktığı düşünülüyordu. Fakat 2012 yılında Çin'de Jurassic döneminden kalma örnekler bulundu. Bunlardan bir tanesi Pseudoplex magnus'tu. Latince büyük anlamına gelen magnus özellikle seçilmiş. Şimdiki pirelerden kat be kat büyük olan bu pirelerin boyutu bazen 2,5 santimetreyi bile bulabiliyor. Boyutlarının yanı sıra dinozorlardan beslenmek için oldukça iyi adapte olmuşlar. Şırınga gibi gagalarıyla dinozorların derilerini delip kan çekiyorlardı.
ve büyük bacakları sayesinde dinozorların pullarına tutunup düşmeden beslenebiliyorlardı. Bu canlılar hala var olsalardı oldukça korkutucu olurdu. Bunlar keşfedilen ilk parazitler. Jurassic Park imkansız olabilir. Michael Crichton'ın kitabı yayımlandığından beri insanlar Jurassic Park'ın gerçek olabileceğiyle ilgili hayaller kuruyorlar. Sonuçta bilime dayanıyor, değil mi? Bilmeyenleriniz için olay dinozorları yiyen ve reçineye hapsolan böceklerden dinozor DNA'larını alıyorlar ve dinozor üretiyorlar. Oldukça kolay görünüyor. Fakat 2012 yılında çıkan sonuca göre reçinede sıkışan böcekten DNA sağlansa bile akabinde gelen dinozor üretme adımı imkansız. DNA her 512 yılda bir yarısını kaybeder. Bu da şu anki teknolojilerin 1,5 milyon yıl sonra okunamamış olacağı anlamına gelirdi. İdeal koşullarda saklansa bile 6,8 milyon yıl sonra DNA'lar arasındaki son bağ da kopmuş olurdu. Son dinozorun 65 milyon yıl önce öldüğü göz önüne alınırsa herhangi bir genetik materyal kalmış olması mümkün değil. Üzgünüm ama denemişler bile. Fakat buz devrinden kalma hayvanlar başka bir hikaye. Neredeyse tüm dinozorların tüyü vardı. Dinozorlar hakkında ilk bulgulardan beri görünüşleri hakkında epey fikir sahibi olduk. Fakat artık Jurassic Park filminde gördüğümüz pullu yapıları bile tarihe karıştı. Şimdilerdeki görüş, dinozorların hemen hemen hepsinin tüylerle kaplı olduğu yönünde. Bu konuya varılmasına sebep olan bulgu Sırbistan'da yapıldı. 160 milyon yıllık bir fosilde tüy kanıtları bulundu. Bundan önce de Çin'de birkaç tane bulunmuştu fakat onların hepsi şimdiki kuşların ataları olan terapodlara aitti. Bu yeni keşfedilmiş 1.37 metre uzunluğundaki iki bacaklı koşucu terapodlardan tamamen farklı bir türdü. Bu da araştırmacıları tüm dinozorların atalarının tüylü olduğunu düşünmeye itti. Daha da ilginç olansa bu dinozorun tüylerinin yerleri ve türleriydi. Bilinen her türlü hayvandan ve kuştan farklı bir yapıdaydı. Ne işe yaradıkları bilinmiyor fakat bu yaratıkların uçamadığı aşikar ve amaçları yalnızca ısı dengelemek olabilir. Yaşam süresi. Dinozorların ömürlerinin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? İnsanlarla aynı mı? Yoksa daha mı uzun? Belki de daha kısa. Cevap sizi şaşırtabilir. Tarih öncesi dönemde yaşayan canlıların ömürlerinin ne kadar olduğunu bilmiyor olsak da farklı disiplinlerden bilim insanlarının teorisine göre günümüzde 150 yıl yaşayan dev kaplumbağalar, 60 ya da 70 yıl yaşayabilen timsahlar ve 100 yaşına kadar yaşayabilen kuşlar gibi dinozorlara benzer canlılar ve genelde büyük hayvanların küçük olanlara kıyasla daha uzun yaşadıkları göz önüne alındığında 11 kiloluk velociraptorlar muhtemelen 10 ila 15 yıl arası bir ömre sahip olduklarını düşünebiliriz. Fakat bu Apatosaurus'lar gibi devasa dinozorlar için ne anlama geliyor? Pek çok paleontolojist, büyük dinozorların homeotermi özelliği olduğuna inanıyor. Yani vücutları güneşte daha yavaş ısınıyor ve geceleri de aynı şekilde daha yavaş soğuyor. Bu ısı düzenlemesi için oldukça etkili bir yöntem ve bu da hemen hemen her zaman vücut ısılarının aynı kalması anlamına geliyor. Bunun için de soğukkanlı olmaları gerekiyor ve eğer öylelerse metabolizmaları yavaş çalışıyordur. Eğer gerçekten böyleyse büyük dinozorların yüzyıllar boyunca yaşayamamaları için hiçbir sebep yok. Belki de 300 ya da daha uzun yıllar yaşıyorlardı. Sizce de dinozorların ömürlerinin 300 yıl olması mümkün mü? Dinozorlar zamanında memeliler de vardı. Yaşadıkları dönemde dinozorların dünyaya hükmettiği bir gerçek fakat o zamanlar da memelilerin olduğunu biliyor muydunuz? Dinozorların neslinin tükenmesi başka türlerin oluşmasına yol açtı fakat memeliler bundan önce de varlardı. Şu anki tüm memeliler 66 milyon yıl önce Kritasi dönemine dayanıyor. Fakat bunların hepsi de 203 milyon yıl öncesine Jurassic dönemin başlarındaki Mammala türüne dayanıyor. T-Rex'lerin hükmettiği bir dünyada ancak gece çıkıp leşleri yiyebilen fare benzeri memelilerin olduğu sanılıyordu. Fakat Polonya'da yapılan bir bulgu bunu değiştirdi. Bir gergedan ve kaplumbağa kırması görünen bu memeli 9 tondu. Memelilerin atası olan bu canlı yaklaşık 200 ila 250 milyon yıl önce yaşamış. Dinozorlar haricindeki tüm hayvanlardan önce. Tabii ki bu insanlardan çok önceydi fakat bu bulgu paleontolojistleri tekrar araştırma yapmaya itti. Günümüzde hala dinozorlar yaşıyor. Tüm bu dinozorların nesli tükenmesi hikayesine rağmen aslında dinozorlar günümüzde de yaşıyorlar. Yani sayılır, ne açıdan baktığınıza bağlı. Tüm kuşlar etobur dinozorlarla akrabalar, özellikle de T-Rex ve Velociraptorların da üyesi olduğu terapodlarla. Kuşlar bunlardan daha küçük türlerle bağlantılılar tabii ki.
Fakat soylarının 150 milyon kadar önceye dayandığı tahmin ediliyor. Kuşların ataları şimdiki kuşlardan çok daha farklıydılar. Oldukça keskin dişleriyle daha ziyade dinozorlara benziyorlardı. Zamanla kuşlar bu dişler yerine gagalara sahip oldular ve Kretase döneminin sonundaki soy tükenme döneminden sağ kurtuldular. O zamandan beri geçen 66 milyon yılda kuşlar pek çok türe ayrıldı ve şu anda toplamda 11 binden fazla kuş türü bulunuyor. Davranış olarak epey farklı olsalar da tüm kuşlar bir zamanlar dünyada hüküm süren dinozorlarla bağlantılılar.